Şefaati uzma dedikleri bir olayla ilgili hadis var. O şey, doğru bildiğimiz yanlışları getirir misin? Sen onu bir bul da şeyi, Yahya, o hadisi bir okuyalım. O sahih kaynaklarda geçen bir hadis. Fakat bir hadisin kaynağının sahih olması, anlamının sahih olduğu manasına gelmez. Ama orada şefaatle ilgili geçen cümle Kur'an-ı Kerim'e birebir uyuyor. Çünkü orada şefaatle cehennemden çıkarılma meselesi var. Mesela şimdi bakın, elinizdeki Kur'an meallerinin 310. sayfasını açın lütfen. O dursun bir dakika. Onun 87. ayeti, bir de Otur suresindeki şeyi açsın. Ayeti kerimeyi okuyalım. Yok yok, Meryem. Meryem. 310. sayfa. Önce 86, sonra 87. ayeti okuyacağız. Hatta 85'ten başlayalım. Daha güzel olur. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا O gün müttakileri Rahman'ın huzurunda bölük bölük toplayacağız. Yani اِلَى الرَّحْمَانِ müttakiler, onlar doğrudan cennete gidecek olan kimseler. Niye? Bunu başka... وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennete sevinin diyecekler ve onlar doğrudan cennete gideceklerdir. Onun için اِلَى الرَّحْمَانِ O Rahman'ın yani Cenab-ı Hakk'ın ikramının bol olduğu yere cennete gidecekler manasında. Çünkü bu, şimdi okuyacağım ayetin de delaletiyle anlam öyledir. وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا O günahkarları da suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz. Peki niye suya koşarcasına cehenneme gidiyorlar? Mahşer yerinde çektikleri çok büyük bir sıkıntı var. Falan yere gideceksiniz deyince sanki orada rahatlayacaklarmış gibi koşa koşa gidiyorlar. Ya şuradan bir kurtuladım da ne olursa olsun. Of be! Koşa koşa hadi gidin. Görürsünüz. Koşa koşa cehenneme gidecekler. Sanki suya koşan insanlar gibi susuz kalmış. Hadi şu vadiye gideceksiniz. Koşa koşa gidiyorlar. Bakalım orada su var mı diye. Biliyorlar ki çok daha büyük bir sıkıntı var. Şimdi la yemlikune şefaate o cehenneme gidenler ki bu şeyde aslında cennete gidenlere de bu vav zamirini götürmek mümkün, cehenneme gidenlere de götürmek mümkün. Arapça bakımından ama öncelikle cehenneme gidenler çünkü yakın olan o. Ama bir delille cennete gidenler için de kullanılabilir. Şefaate malik olamayacaklardır. Ne demek yani? Şefaat kelimesi birliktelik demektir. Birisinin yanında olmak demektir. Cehenneme gidenler yalnızlaşacaklar mı? Herkes birbirini ayıplayacak mı? La yemlikune şefa yani birinin yanına gitme hakkına sahip olamayacaklardır. Birisiyle birlikte olma hakkına sahip olamayacaklardır. Kim? Cehennemdekiler. İlla men ittehade indar rahmani ahda Rahman'ın katından taahhüt almış olanlar başka. Rahman'ın katından taahhüt alanlar kimler? Allah'tan söz alanlar kimler? Şimdi cehenneme iki türlü insan gidiyor. Birisi mümin, birisi kafir. Kur'an-ı Kerim'de mesela faiz yiyenlerin
zina edenlerin, adam öldürenlerin cehennemde ebedi cehennem cezasını hak ettikleri bildiriliyor. Daha başka ayetler de var. Ama cehenneme götüren suçlardan Cenab-ı Hak sadece birisini affetmeyeceğini söylüyor. Hangisiydi o? Şirk. Estağfurullah. İnnallâhe lâ yâfirû en yüşreke bihî ve yâfirû mâ dûne zâlik. Limen yeşâ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altında kalanı koyduğu kurala göre bağışlar. Kurala uyan için bağışlar. Koyduğu kural ne? İşte biraz sonra okuyacağız. Bir kere bu cehenneme gidecek. Gitti. Şimdi cehenneme gitmiş olan kişi eğer müşrikse bunun kurtulma umudu olur mu Kur'an-ı Kerim'e göre? Ama müşrik değilse umudu var mıdır? Ya Cenab-ı Hak beni buradan kurtulur. Eşimin dostumun yanına verir. Diye bir ümidi vardır. O ümidin ikinci delili de ver şimdi. Tur kaçıncı sayfa? 523. sayfayı açın. 21. ayetten okuyalım. Bak burada diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman etmiş olanlar. Bunlar Meryem suresinin 85. ayetindeki o müttakilerdir. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِيْمَانٍ Zürriyetlerinden gelenler onlara imanla tabi olmuşlarsa. Şimdi cennete gittikleri zaman inşallah onunla ilgili ayrı bir ders yaparız. Fırsat olursa, Allah nasip ederse. Şimdi konulu dersler yapmadığımız için böyle arada sırada yapıyoruz bu tür dersleri. Cennete gidenler yakınlarını cennette görmeyince birisi bakıyor ki oğlum yok. Birisi bakıyor ki annem yok. Babam yok. Kızım yok. Allah Allah. Bir gidip bakalım ki cehennemdeler mi? İşte o Araf'a gidip Araf'ın tepelerinden bakanlar onlar olacaklar. Cehenneme bakacaklar. Baktıkları zaman mahallelerindeki çevrelerindeki bir takım kendileriyle dalga geçen insanları da görecekler orada. Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu diyecekler. Gördünüz mü? Size o kadar konuşuyorduk, dinlemiyordunuz. Eğer evlatlarıysa bunlardan herhangi birisi kurtarmak isteyecekler ama işte orada وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Kurtarabilecek yakınları var ama kafir oldukları için bir faydası yok. Onlar diyecekler ki işte anne baba bana işte bir bardak su gönder orada. O da diyecek ki Allah size haram kıldı bunu. Yasakladı. Şimdi ama orada günaha dalmış ama müşrik değil. Bunları Cenab-ı Hak onların yanına verecek. Onlar yanlarına almakla şefaat etmiş olacak. Bunlar yanlarına gitmekle şefaatten yararlanmış olacaklar. Diyor ki Allahü Teala burada. Elhakna bihim durriyetuhum. Arkadan onları şimdi bir kere cehennem bir kere cehenneme gitti mi? Cennetlikler de cennete gitti. Onu şeyden öğrendik Meryem suresinde. Arkadan bunları onlara katarız. Cezalarını çeker. Onlara katarız. Peki katarsınız da ya Rabbi bu cennete giden yakınları onlar için bir bedel ödeyecek mi? Diyor ki ve ma eletnahum min amelihim min şey. Onların amellerinden hiçbir şeyi de eksiltmeyiz. Yani bu bir bedel de ödetmeden ikram olsun diye o yanlarına alırız. Şimdi burada bu ayetler cehenneme gidip şirki olmayan insanlar için bir taahhüt müdür? Allah bu Kur'an-ı Kerim'e koyduğuna göre. Taahhüt olur mu? Hem cehenneme giden için bir taahhüttür. Gerekirse Cenab-ı Hakk'a bu ayetlerle yalvarabilir. Hem cennete gitmiş, yakını cehennemde olan kişi için de bir taahhüttür değil mi? Ya Rabbi bak işte benim oğlum, kızım, annem, babam. Bunlar müşrik değil. Deme imkanı var.
İşte ve yanfiru madune der ki limen yaşa'daki yaşanın manası bu. Yaşa şey emir verdiği kişi demek. Yani Allahü Teala'nın çıkarılması için emir vermesine uygun olan kişiler bunlar. O kuralı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de koymuş Cenab-ı Hak. Şimdi orada tekrar Meryem suresine dönelim. 310. sayfa. La yemlikune şefaate, şefaat hakkına sahip olamayacaklardır. Cennetlikler için giderse yanlarını alamayacaklardır. Cehennemliklerin için o, kabul ederseniz zamiri, onlar da kimsenin yanına gidemeyeceklerdir. İlla men ittekade inderrahmani ahda, Rahman katında taahhüt almış olanlar başka. Söz almış olanlar başka. Şimdi demek ki cehenneme girdikten sonra bu şefaat söz konusu oluyor. Daha önce olmuyor. Şimdi mahşerde nebiler bile senden medet ister. Nasıl nebiler medet istiyor ki? O ayeti şey yapsan nellezine sebekat lehum minel husna. Ya Allahu Teala büyük günah işlemeyen her ne? 329. sayfayı bir açalım lütfen. 101. ayet. Sayfanın son ayeti. Bak diyor ki Allahü Teala innellezine sebekat lehum minnel husne ulaike anha mubadun. Kendilerine daha önce güzel davranılacağı sözü verilmiş olanlar ki bunlar Necim suresinin 32. ayetinde büyük günah işlememiş olanlardır. Diğerleri olabilir ama büyük günah işlememiş olanlar. Bunlar cehennemden uzak kalacaklar. Peki la yesmeûne hasîsehâ, onları cehennemin hışırtısı bile, o şey horultusu bile rahatsız etmeyecek. Onu bile işitmeyecekler. Yani cehennemin sesini bile işitmeyeceklerdir. Uğultusunu duymayacaklar. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Onlar öbürleri sıkıntı çekerken bunlar canlarının çektiği şeylerde ölümsüzleşeceklerdir. Bunlar mahşerin sıkıntısı içindeler mi? Var mı? Yok. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. O en büyük sıkıntı, dehşet, rahatsız edecek olan şey, yani o kıyamet sıkıntısı var ya, mahşer sıkıntısı, bunları üzmeyecektir. Ve tetelakkahumul melaike, bunları melekler karşılayacak. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. İşte gün, bugün sizin gününüzdür. Size söz verilen gündür. Öbürlerine bakmayın. Şimdi bu peygamberler değil, büyük günah işlememiş olanlar. Peki peygamberler bunlardan daha mı aşağı durumda olurlar? Aşağı.